Deprem bölgesinde değişen bir şey gördünüz mü? Sıkıntılar devam ediyor mu? Hangi sorunlar duruyor? Şimdi öncelikle şunu söylemek isterim. Malatya'da öyle. Depremden etkilenen, en çok etkilenen 4-5 ilimizde de durum hiç birbirinden farklı değil. 10 ilde de verilen sözler tutulmadı. Biliyorsunuz en büyük sıkıntı barınma sorunu. Şu an evet, bir konteyner kentteyiz. Buradaki insanların barınma sorunu olmasa diğer sorunlarına el atılabilir. Ama burada biraz önce bir ablamız söyledi. Bu Malatya'daki bütün özel çocuklar bu konteyner kentte. Evet. 60-70 tane özel çocuk var ailesiyle birlikte. Onların ayrı bir yere mutlaka alınması gerekiyor. Haluk Levent Bey'le bugün telefonla biraz önce konuştum. 15 gün içinde gelecek Veli Ağababa'yla birlikte buraya bir çare olmaya çalışacak. Ama bu işin böyle konteyner kenti ziyaret ederken ailelerin bize söylemesi, bizim Haluk Bey'e söylemiş ya da bizim belediyelerimizin gelip de bu işlere, kendi görev alanlarının dışındaki bu yerlere yetişmeleri yerine bu devleti yönetenler bu konuda üstlerine düşeni yapsalar çok daha doğru olacak. Şimdi Türkiye'de söz şuydu, ne dedi? Oyu bana verin, bir sene sonra evlerinizi teslim edeceğim dedi. Dedi mi demedi mi? Şu ana kadar 100 evden 12'si teslim edilmiş Türkiye'de. Malatya'da 100 evden 7'si teslim edilmiş. 93 kişi ya çadırda ya konteynerde ya da yarı çadır yarı konteyner bu arkamızda gördüğünüz gibi yapıların içinde. Biraz önce söyledi. 8 kişi bir yerde kalıyoruz dedi. 8 kişi bir konteynerin içinde kalır mı? 8 kişi şu kadarcık bir lavabo, bir tek tuvaletle bu güneşin altında bu sıcaklarda olur mu? Burada özel çocukların konteynerlerine Bornova Belediye'miz klima verdi. Diğerlerinde oda yok. Perişan durumdalar. Verilen sözler tutulmuyor. Maalesef deprem bölgesi oy alana kadar gündemdeydi. Oyu aldıktan sonra maalesef gündemlerinden düşürdüler. Biz bu konuyu gündeme getirmeye devam edeceğiz. Rezerv alan sorunu var. Belirsizlik sorunu var. Hangi birini anlatsak bilmiyorum. Birazdan da ifade edeceğim ama şöyle bir yaklaşım olamaz. Az hasarlı evler yapın içine geçin diyorlar. Adam harç, borç bankadan krediyle alıp yapıyor. Şimdi rezerv ilan ettik bu alanı, evini de yıkacağız diyorlar. Ya da orta hasarlı bir ev var. Biz bunu yıkacağız diyorlar. Adam kapısını, pervazını söküp paraya çeviriyor yıkılmadan önce. Lavabosunu söküyor, ikinci el satıyor. Onunla çoluğunu çocuğunu geçindiriyor. Şimdi diyorlar ki vazgeçtik. Yıkmayacağız, güçlendir. Hangi parayla güçlendirecek? Bir de bir sürü şey gitmiş. Bu belirsizliğin ortadan kalkması lazım. Biz bugün Malatya'ya akıl almaya, akıl vermeye gelmedik. Seslerini duyurmaya, duyurmaya geldik. Buradaki insanların çığlığını Türkiye'ye duyuracağız. Bir şans, Veli Ağababa gibi bir isim var. O Veli Ağababa neredeyse bu Malatya'da partili partisiz herkesin takdir ettiği şekilde seslerini duyuruyor. Tabii bir başka da yine aynı isim, bir şanssızlık. Şu anda bu şehrin belediye başkanı Veli Ağababa olsaydı bu sorunların hiçbirini konuşmuyor olacaktık. Maalesef ben elimden geldiğince, dilim döndüğünce bu meseleleri dile getirmeye, çözümüne katkı sağlamaya, takipçisi olmaya devam edeceğim. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sayın Genel Başkan, biliyorsunuz bir siyasi partinin yayın organı, gazete, Türkiye'de sadece gazetecilik yapan, sadece gerçekleri ortaya çıkaran 4 gazeteci, Barış Terkyonlu, Barış Pehlivan'ı, Murat Ağrel ve Timur Soykan'ı tehdit eder ve hedef gösteri şekilde şey yaptı. Bu gazeteci arkadaşlarımız hiçbir siyasi parti liderini ya da bir şeyi tehdit etmiyorlar. Sadece gazetecilik yapıyorlar. Bu konuda düşüncenizi alabilir miyiz? Değerli arkadaşlar, bir kez siyasetçi dediğiniz eleştiriye açık olması lazım. Hep bunu savunduk. Bugüne kadar da bunu yerine getirdik. Kaldı ki arkadaşlar varıp da siyasetçi kişileri hedefe almış, o kişilere kişisel husumet gidiyor da değiller. Ama bir gerçek var. Ankara'nın orta yerinde, başkentin göbeğinde yerde bir cenaze duruyor. Cenaze Ülke Ocakları Başkanı'na ait. Normalde böyle bir kayıp olduğunda Milliyetçi Hareket Partisi'nin yeri göğü inletmesi gerekirken bir taziye tweet'i, bir geçmiş olsun mesajı, cenazesine gidip bir çelenk yollama, bir hatır sorma bile yok. Ayşe Hanım
yıllardır bu olay olduğu günden beri takip ederiz. Ben konuyu siyasileştirmek istediğimi hep söyledim. Ama en son geldi bana dedi ki, başkanım bu konuyu konuşun. Yani ben onlar için susuyordum. Bu konuyu konuşun, duyurun. Ben Cumhurbaşkanı'ndan kendisi için randevu istedim. İnanın Sayın Bahçeli'den de istedim. Sayın Bahçeli çağırsa koşa koşa oraya da gidecek. Kadıncağızın bir tane derdi var. İki tane kızı babasız kaldı. Babalarının kanı yerde kalmasın diyor. Suçlular hesap versin diyor. Yarım bir iddianame yazmışlar. Timur Soykan'ın deyimiyle çok doğru bir ifade. Bir kısmı var. Tetikçiler, metikçiler var. Tetiği çektirenler, azmettirenler, hedef gösterenler, izlettirenler, kaçtıktan sonra bunlara yardım edenler yok. Bunların altına Audi arabaları çekenler yok. O yüzden de dört gazeteci oturmuş. Bizim yaptığımız gibi bu konuları konuşuyor. Vay efendim, Türk Gün Gazetesi sür manşetten hedef gösteriyor. Olmadık şekilde. Bu siyasette olmaması gereken bir şey. Zaten Milliyetçi Hareket Partisi'nin Sayın Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye bir kez daha sesleniyorum. Bütün Türkiye'nin huzuru için. Bu partinin içinde bazıları var. Bakın, genellemek istemiyoruz. 70 yıllık bir geleneği topyekun kötülemek istemiyoruz. Ama bu partinin bir evladı öldürülüyor. İki isim var. O iki isimle ilgili iki şey var. Bir, bütün kamuoyu bu kişilerin de bilgisine başvurulmasını, bu kişilerle bağlantılı kişilerin sorgulamaya dahil edilmesini istiyor. İki, bu ikisinden bu parti yaka silkiyor. Bakın, ben bunu aylardır söylüyorum. Bu ikisini, bu ikisinden başka savunan var mı? Ya birbirlerini savunuyorlar ya kendilerini savunuyorlar. Hakikaten bugün bir iki şey okuduk. İnşallah öyledir. Önümüzdeki günlerde çok köklü değişiklikler olacak gibi şeyler yazıldı, çizildi. Ben hiçbir partinin iç işlerine karışmam. Ama bu ikisinin durumu, bu ikisinin durumu hakikaten Türkiye'de çok vicdanları sızlatıyor. Her şeyin altından çıkıyorlar. Her şeyin altından. Dün işte Kayseri'de bir seçimi kaba kuvvetle iptal ettirmeye uğraşanlar, vatandaştan, geçen sefer de biliyorsun bunlar bize Osmanlı tokatı vuracaktı tekrar seçimde, vatandaştan demokrasi tokatını yediler. Yine tokatı yediler, hazmetmediler, olmadık işler oluyor. Ya diyoruz ki gerilim tırmanmasın. Ben grup başkan vekilimi, MHP grup başkan vekilini arattırmışım. Devlet Bey'le konuşun. Bu gerilimi tırdandırmayalım. Ben bizim tarafa intikam almak yok, karşı saldırı yok, hedef göstermek yok, şiddet içeren dil yok. Siyasi üslup içinde kınacağız diyorum. Adamlar tutuyorlar, dünya kadar laf hakaret ediyorlar. Bu gücü nereden alıyorlar? Bunları hakikaten bu siyasetten birilerinin temizlemesi lazım. Bu da Devlet Bey'e düşer. Çünkü Devlet Bey geçmişte çok olumsuz ilişkilere son vermesiyle bilinen, mafyayla bir takım ilişkileri bitiren, bir örgütü baştan aşağıya belli bir çizgiye çeken bir yapısıyla takdir topluyordu. Şimdi de bu iş vallahi hiçbirimize düşmez. Biz söyleye söylüyor söylüyoruz, değişmiyor. Varıp da bizim başka bir şey yapacak halimiz yok. Ama bu işi halletmek Devlet Bey'e düşer. Ben mutlaka bu konuyu değerlendireceğini düşünüyorum. Milliyetçi Hareket Partisi'nin tümünü o içerideki bir odaktan ayrı değerlendiriyoruz. O odak normalleşmeye karşı. O odak çünkü normal bir Türkiye'de vücut bulamaz. Çünkü onlar siyasetçi değiller, başka bir şeyler. Çok teşekkür ederim. Türkiye'nin birinci partisinin lideri ne soru sormak istiyorum. Yani birinci partinin gündemi belirliyoruz diyorsunuz. Türkiye'de yargıda bir çürümüşlük görüyor musunuz? Türkiye'nin en büyük sorunu şu anda hukuksuzluk mu? Yargıdaki atamalar ve yargının zamanında harekete geçmemesi ve Türkiye'de yargı sorununu CHP iktidara geldiği zaman nasıl çözecek? Nasıl bir yargı sistemi gelecek? Bu tabii böyle ayaküstü konteyner kentte yapılacak soru cevabın konusu değil. Çok kapsamlı bir cevap CHP ile ilgili kısmı. Bu konuda çok uzun çalışmalarımız var. Hepsini biliyorsunuz. Ama esas mesele şu. Bugün yargının şuna ihtiyacı var. El üstünden siyasetin el çekmesine ihtiyacı var. Bugün gördüğünüz gibi suç türüne göre sınıflanmıyor. İşleyene göre sınıflanıyor. Türkiye'de bir suça kim işledi diye bakıyorlar. Deliller nereye gidiyorsa, gariban birinin üstüne doğru gidiyorsa sonuna kadar gidiliyor. Arkası olmayan birinin üstüne gidiyorsa gidiliyor. Arkası dayısı olan birisi ise, ittifaklarda güçlü birisi ise o taraflara doğru gidilmiyor.
devletin birliği ve dirliği için kuvvetler ayrılığı esastır. Bugün yürütmenin ve yasamadaki bazı partilerin liderlerinin mutlaka yargıdan elini çekmesi gerekiyor. Başka bir şey demiyorum. Teşekkür ederiz.